Selamlar dostlar, bugün çok güzel bir karavanı size tanıtacağım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Türkiye'de gerçekten güzel üreticiler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de Zirve Karavan. Şimdi Zirve Karavan'ın en popüler karavanlarından bir tanesi, bir modelini, semi entegre modelini sizlerle buluşturacağım ve tanıştıracağım. Şimdi Mücahit, oraya doğru gidiyoruz. Zirve Karavan'a bir ziyaret yapacağız. Güzel bir semi entegre karavanını sizlere tanıtacağız. Selamlar. Bugün Zirve Karavan'a geldik ve Mücahit bizi öyle güzel ağırladı ki içeride buzhane gibi donduk anam, donduk, ama olsun, onun sıcaklığı yeter. Zirve Karavan'ın yeni sezon, yeni dönemde yapmış olduğu semi entegre karavanlarını şimdi anlatacağım ve siz de hayran kalacaksınız benim gibi. Hadi başlayalım. Şimdi arabanın body'sinden, dışından böyle bir bakacağız. Hemen başlamak istiyorum çünkü dışarısı çok soğuk. Buraya geldiğimizde gerçekten çok kullanışlı bir su doldurma haznesi var. Bunun içinde de arkadaşlar bir tane Huni'si var. Hunili. Bu güzel bir model. Ve burada da aküleri soğutmak için kullanılan bir mehsep kullanmış arkadaşlar. Buradan geldiğimizde gövde çok güzel. Ve bir Avrupa kapı var. Buraya gireceğiz. Durmanın burada gaz çıkışı var arkadaşlar. Hah, kameraman daha yaklaş. Şimdi burada bagaj bölümü var. Bagajı açıyoruz. Ağırlar içine gidiyorsun. Görüldüğü gibi oldukça geniş bir sistem var. Şimdi buraya bir motor aparatı yapmışlar. Motor aparatı sen nerede yaptırıyorsun? Abi bunu dışarıda yaptırıyorum. Arkadaşlar stoplar muhteşem. Biraz yaklaşırsa buraya da kameralı stoplar koymuş, arka stoplar. Yani gerçekten çok ama çok başarılı. Oraya da koyduğun çok güzel. Arkada bir tane karavan camı koymuş. Burada kasetli tuvalet bölümümüz var. İkisine bastığımızda arkadaşlar Ted Ford'un gördüğünüz gibi bir kasetli tuvaleti var. Buradan da böyle kapatıyoruz. Çok güzel olmuş. Buraya bir karavan camı tekrar kullanılmış. Şurada anladığım kadarıyla evet, dış duş arkadaşlar. Çok güzel. Harika bir yeri koymuşlar. Gelelim. Turma'nın gaz çıkış yeri. Gazı buradan çıkarıyor. Yine bir tane de buraya mutfak ve oturma grubu için koymuşlar. Çok sağlam bir araçtan bahsediyoruz. Şimdi ağır ağır bana dönüyorsun ve aracın içine doğru gidelim. Gel. Koşuyoruz arkadaşlar, koşuyoruz. Mücahit çok güzel koşuyor. Açıyoruz, açtık. Böyle giriyoruz Mücahit. Ayakkabı çıkarmıyoruz burada. Oh be, ne rahatmış ya. Mücahit'ciğim, arabayı biraz tanıtalım o zaman. Bakın arkadaşlar, kliması olan otomatik vitesli. Bir Iveco modeli 35S. Iveco 35S modelli bir araç üzerine kurgulanmış, kliması var ve en önemli şey arkadaşlar, otomatik vites. İşte karavanlarda olması gereken en önemli şey bence. Aynen. Bunun yanı sıra da araç 2017 model arkadaşlar. Bu araç 2017 model ve çok geniş, motoru çok güçlü bir araç bu. Arkadan çekişli olduğu için de karavan için çok ama çok önemli bir unsur. Kalktığımızda semi entegre olduğu için burayı kapatmamışlar. Tamamıyla artık içinde rahat rahat gezebileceğimiz genişlikte. Döner bir koltuğumuz var. Zaten bunu da burada ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu koltuk da oldukça dinamik olmuş. Bu da döner koltuk ama şimdi döndürmemize gerek yok. Karşılıklı 4-5-6 kişinin çok rahat yemek yiyeceği, hatta 7 kişinin çok rahat yemek yiyeceği bir masa var. Ve bu masa arkadaşlar sağa sola, bakın görüldüğü gibi oynuyor. Buradan geçmek istediğinizde, oturmak istediğinizde oturuyorsunuz. 2 kişi 2 kişi 4. Buraya da arkadaşlar bir 5-6 kişiyi burada yemek yedirebiliriz. Bakın çektik ve yiyoruz. Hemen geçiyoruz. Aynı şekilde oturuyoruz. Keyfe gel, keyfim gel. Oh. Oh, ne rahatmış. En önemli unsurlardan bir tanesi de buraya arkadaşlar bir sunroof koymuşlar. Camlı sunroof var. Bu store olarak da bunu çektiğimizde oldukça başarılı bir yer oluyor. Şurada görüldüğü gibi kitaplık. Buraya da bir şeyler koymak için yer mevcut. Bakalım. Bakın burada bir dolap kullanmışlar. Dolapların bas çekleri çok kullanışlı.
Bakın. Çok güzel kapanıyor. Çok güzel açılıyor. Dolaplar oldukça geniş. Karavan camı kullanmışlar. Oldukça da pratik açılan güzel bir karavan camı var. Burada da yine storları ve silikleri mevcut. Şimdi aracın en beyni yerine geçiyoruz. O da kontrol panellerimiz. Bu kontrol panel bölümü de tam kapının üst tarafına kullanılmış. Burada Truman'ın kombisinin kullanıldığı bir kontrol paneli var. Burada arkadaşlar enerji sistemlerinde Victor kullanmış. Victor enerji sistemi. Bu da çok Victor, onlar çok güzel. Gerçekten başarılı. Ve burada da bütün aracın içindeki suyu, denklemi, şunu bunu, çıktısı, irdisi, bütün kontrol panelleri de böyle. Bakın ellerimde gösteriyorum. Bu üçünü buraya kullanmış. Behemi'nin güzel bir karavan kapısı kullanılmış ve kapı çok ama çok başarılı. Bakın. Şimdi kadınların gerçekten vazgeçilmez yerine geldik. Gel yaklaş be. Mücahit, bugün kameraman sensin. Aynen. Açıyorum bakın. Evet. Domates. Çift kapalı. Çift domates kapalı. Kombinasyon. Evet, kombinasyon yapmışlar. Tek parça üzerine kurgulanmış. Burada güzel, yeterli bir evye ve burada da çift başlıklı ocağımız var arkadaşlar. Ve bu da oldukça pratik kullanım var gördüğünüz gibi. Böyle kapatıyoruz. Altlarda yine dolaplarımız, bakın gördüğünüz gibi bas çeklerimiz. Çok güzel dolaplar yapılmış. Burada araç gereçlerinizi koyabileceğiniz güzel dolaplar yapılmış. Ve bence kokunun gitmesi için Dometic'in çok hoş bir aspiratörü kullanılmış. 12 ile çalışıyor. O yüzden çok ama çok verimli bir aspiratör. Almak isteyenlere de böyle aspiratörleri karavan için tavsiye ediyoruz. Yine buralara da eşyalarımızı koymak için mutfak eşyaları olarak düşünülmüştür. Küçük bir tane de buraya baharatlık diyebilirsiniz. Baharatlık tarzında kaplar, işte yerler açılmış. En önemli yerlerden bir tanesi buzdolabı. Karavanlarda olmazsa olmaz işte şu arkadaşlar. Ve bunu da Tedworth'u kullanmışlar. Galiba 120-130'luk mu? 152'lik değil mi? Evet, açıyoruz ve görüyorsunuz. Çok ama çok güzel bir buzdolabı. Burada da difrizi var işte. Yukarıdan da difrizi de bu arkadaşlar. Ve karavanlarda artık hiç vazgeçilmezlerden bir tanesi de fırın arkadaşlar. Gazla çalışan bir ürünü, burada yemeğinizi yapın. Lezzetli yemekleri herkes ama herkesi biz de davet edin tabii. Kim yapıyor? Bu karavanlarda en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi de bu yarım yatak şekli arkadaşlar. Bunu ben Bahar arkadaşımda görmüştüm. Yine Mücahit yapmıştı zirve karavan. Ve burada da aynı şekilde yapılmış. İki tane de cam koymuşlar. Yani karavan camı. Ve o kadar ferah, o kadar güzel görüntü verecektir ki. Üstlere baktığımızda da dolapları, giysi dolaplarımız var. Ve 40'a 40 bir heki kullanmış. Burada da yatakta yatak başında çok güzel dolaplar kullanmış. Buraya artık bir şeylerinizi koyabilirsiniz. Burada da bir tane göz var. Karavanda en önemli yer dışkılama yeri arkadaşlar. Bakalım dışkılama yerimiz nasılmış. Şimdi ben içeri giriyorum. Yerin nasıl ferah olup olmadığını göstereceğim. Girdim. Oo, gel gel. Bence güzel. Bir göster bakayım. Burada güzel kullanışlı bir lavabo. Evet, burada canımız sıkıldığında, depresyona girdiğimizde yıkanmak için kullandığımız bir başlık. Gördüğünüz gibi çok güzel kullanışta. Tedworth'un en çok kullanılan tuvaletlerinden bir tanesi de bu. Bir tane dolap kullanmışlar. Ve evet, fanlı, yani içi ve dışı hava veren bir heki arkadaşlar. Bunlar çok başarılı tuvalette. Fanlı olması lazım. Aslında çoğu zaman bunu yapmaları gerekirken yapmıyorlar. Ve oraya da güzel bir ayna kullanmışlar. Çok da geniş. Buraya bir dolap yerleştirmişler. Hadi açalım bakalım ne var dolapta. Vallahi hiçbir şey yok. Mücahit, geri kalanı sen anlat. Bu karavanı kime yaptın Mücahit? Bu karavanı Denizli'den Ahmet Günday diye özel ürettik bu aracı. Senin de demin anlattığın gibi Iveco'nun en küçük aracı bu. 35S diye geçiyor. Şu anda araç bitti. Şimdiden Ahmet abi hayırlı olsun diyoruz. Biz de Ahmet abi hayırlı olsun diyoruz ama buraya kullanmış olduğun heki de 50-70 Dometic kullanmış. Evet. Benim arabadakiler de aynı böyle. Evet. Arkadaşlar bugün enerji sistemleriyle ilgili söyleyeceğimiz şeyler var. Enerji sistemlerini kullandınız. Bu aracın enerji sistemi Vikron ve lityum pil var. Şöyle, hı, esasında gösterebiliriz. Onları da sen göster hadi. Onlar da yardım et bize.
Ve bütün sistemimiz bu. Abi galiba Victron'a karşı bir hayran da sponsor mu oldu Victron'a? Yok abi, elektrik sorunu yaşamak istemiyor. Ve bir de kilodan dolayı Avrupa'ya gidecek. Onun için lityum pil kullandık. Bunlar biliyorsun çok hafif oluyor. 2000'lik invertör kullandık. Ve bu elektrik sistemi çok donanımlı ve çok harika, kaliteli bir sistem oldu. Müthiş bir elektrik sistemi yani olmuş. Bu karavanda elektrik sorunu yaşanmaz. Panel olarak ne kullandınız yukarıda? Panel olarak da iki tane 410 watt güneş paneli kullandım. Olarak su deposu olarak ne kullandın? Bu araçta 200 litre temiz su deposu mevcut. İki tane de atık depomuz var. Birisi 100 litre, birisi de 150 litre. Yeterli mi sence? Bu araç için yeterli. Evet, bugünkü videomuzun da böylece sonuna geldik. Mandalin tadında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri takip etmeye devam edin. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.